Evet, Satisfactory'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir şeyler yapmıştık. Hiç hatırlamıyorum ne yaptığımızı. Demir çelik fabrikalarımızı güçlendirmiştik. Üretimi daha fazla seri yapmıştık. Bir ay sonra hatırladım bak, evet. Ark'tan sonra en uzun oynamadığım oyun Satisfactory. Yaklaşık bir ay oldu. Şimdi aşama 3'e geçmişiz. Envanterde bir şeyler var. Bu demir çelik mevzusunu hallediyorduk. Buraları yapmıştık. Gayet güzel bir şekilde sistem çalışıyordu. Hiçbir problem yok gibi gözüküyor şu an için. Evet, bayağı akıyor ya. Sistem maşallah, hiçbir şey yok. Şimdi şey yapacağız. İkinci şeyi neydi? Adını unuttum. Oğlum şu şeyler nasıl yapılıyordu? Hangi tuştu? Yani şu çelik girişlerden yapacağız. Şimdi çelik külçesi üretebilmemiz için külçe üretici, ondan sonra üretici, ondan sonra bir tane daha üretici, ondan sonra birleştirici. Modüler çerçeve. Oğlum oyunu bir aydır oynamıyorum var ya bak. Kafa o kadar şu an gidik ki. Önce bir alanı düzenlememiz lazım. Çelik istasyonunu nereye koyabiliriz? Yani şöyle bir bakıyorum. Müsait bir alan. Ya pek fazla yok. Şurası olmasa şu taraftan şöyle aktarım yapardım da şurası çok bozuyor işi. He bak, doğru, şu an hatırladım. Burayı kat kat yapacaktık. Burayı kat kat yapacaktık. Şey gibi, otopark sistemi gibi yapacaktık burayı. Buraya bir kat çıkacağız. Şimdi hatırladım. Buraya bir kat çıkıp o çıktığımız katı üretim yeri olarak kullanacağız. Şu an hatırladım. Şurası başlangıcımız olsun. Bütün yanlış tuşlara basıyorum var ya. Tamam, bizim normal çeliğe ihtiyacımız var. Şimdi ilk önce bir kat çıkalım. Dur, ben niye böyle yapıyorum? Bir dakika. Bu yükseklik bence gayet okey. Bir kat daha çıkacağız. Daha sonra lazım olursa falan. İşte buradan böyle gidebiliriz. Bu yükseklik gayet okey. Buraya bir merdiven yapmamız lazım şimdi. Buranın merdivenini nereye yapabiliriz? Şu köşe gayet güvenli, gayet şey, boş. Şunu yıktım hemen, geldim. Bir tane temel şöyle koyalım. Şimdi şuradan başlayalım bak, şu açıklık. Döndürme neydi? İnşaat modunu değiştir, hızlı geçiş değil. Tamam. Şöyle. Gayet okey. Şimdi şu etrafı bir saracağım. Düşmeyelim mal gibi. Tamam. Mesela buralara duvar yapabiliriz falan ama o kadar detaya girmeye gerek yok. Zaten jetpack var. Sıkıntı değil. Şimdi bizim bu şeyi yapabilmemiz için ne istiyor? Çelik istiyor ve çimento istiyor. Şimdi bu alanı gereksiz ne var üstünde? Bir sürü şey var. Şu gereksizleri bir boşaltalım. Çimento almaya gidelim. Çimentoyu alalım. Ondan sonra çelik alalım. Ondan sonra gelelim burayı yapalım. Buraya dokunmuyorum. Bunları buralara koyalım şöyle.
Bunları alalım. Bunları üretime koyalım. Üretimde dursun. Bak burada bir sürü çelik var. Bir tuşa basınca sadece onu alıyordu. Hangi tuştu o ya? Oyunu öyle bir unutmuşum ki. Heh, tamam buldum. Ne lazım başka bize? Şunu aldım. Bunları da alayım ayrıyetten. Şu ne? Değişik bir cevher. İyi ya, sandıklarda bayağı bir şey var. Burada çimento varmış. Buradan alalım o zaman çimentoyu. Hiç aşağı şey yukarı çıkmaya uğraşmayalım. Elimde bayağı bir çelik çimento var. Yettiği kadar şimdi bir yapalım. İlk önce alanını bir belirleyelim. Şöyle temel. Başlangıç yeri şöyle yapabiliriz. Tam burayla hizalı olsun istiyorum. Tam şu şekil, aynen. Böyle inşaat yapmak da biraz uzun sürüyor gerçi de. Başka yapacak bir şeyim yok yani, alan yok çünkü. Buraya bir asansör sistemi yapıp malzemeyi asansörle yukarıya aktaracağız. Bu kadarlık bir alan yeter. Tam da çizgisinde yapmışım zaten. Wow, düşüyorum. Jetpack hayat kurtarıyor. Allah'tan bir jetpack'imiz var. Şöyle yine çizgiyi bozmayacak şekilde şöyle yapıyorum. Aşağıya bakarak. 3-4 tane daha yapmam lazım. Oldu mu? Olmadı. Bir tane daha yapıyorum. Tamam. Tam çizgisindeyim. Ya tabii kenara doğru illaki gideriz daha sonra ama şimdilik tam şu base'in iç hacmi kadar bir alana yapacağım. Bak, doğru senkron tutturduk mu yapıyoruz. Tak 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 direkt. Ama o senkron bozuldu mu bozuluyor işte. Bak, çok hızlı yapıyorum. Daha gideceğiz. Şimdi o tarafa gidelim, o taraftan devam edelim. Ya tam sınır çizgisi zaten burasıymış ya. Hayır, öldüm. Uy, yarım kalp kaldı. Ulan jetpack tam ucunda bitti ya. Harbiden tam ucunda bitti ya. Ölüyordum. Mal gibi düşerek ilk defa ölecektim. Tamam. Buradan şimdi devam. Otomatik inşa yok dedi mi lan? Hologramı kitle, inşaat modunu değiştir. Zup dikey varsayılan. Zup ne? Ne değişiyor? Varsayılan ne? Ya sen ne diyorsun ya? Oğlum bunu bugün mü öğrendim gerçekten ben? İnanılmazsın sen. Böyle yapılıyor mu? Böyle yapılmıyor. Dümdüz yapılıyor sadece. Tamam yap, dümdüz yap. Ona da şükür. 10 tane mi yapılıyor sadece? Püh. Olsun olsun, buna da şükür. Başka ne var? Dikey var. Dikey ne? Yani diklemesinde 10 tane şey olarak 10 tane. Varsayılan da dümdüz tek tek koyuyor. Tamam. Okey, bence hiç sıkıntı yok. Ben buna da okeyim yani. Razıyım. Tek tek yapmaktan iyidir. Full komple yapılsa daha iyi olurdu. Creative mod
varsa aslında. Şuraya koyacak mı? Koymayacağım. Buraya koyacağım. Ya daha kolay bir inşaat modu yapılabilirmiş gerçekten. Böyle bir oyunda inşaat modu bir tık kanser eder yani. Böyle inşaat yapmak bir tık kanser eder. Daha kolay bir mod yapılabilirmiş. Daha fazla olana yapardık yani en azından inşaat konusunda. Ama bu da okey yani. Böyle 10-10 hızlı bir şekilde yaparım şimdi ben. Tek tek yapmaktan iyidir yani. Her türlü dediğim gibi tek tek yapmaktan iyidir. Çelik muhabbetini falan bir bitirelim. Ondan sonra başka muhabbetleri var. Petrol falan çıkartacağız daha. Enerji üretimi için herhalde. Galiba. Petrol ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir sürü makine falan açmıştık. Onu hatırlıyorum. Aşama 2'ye geçtiğimizde. Bayağı bir şey açılmıştı. Onları yapacağız. Onlar ekstradan bir uğraş. Burası yetmediği zaman daha sonrasında üçüncü bir katla çıkabiliriz veya yayıla da biliriz. Bu bayağı yüksekte olduğumuz için hiçbir engel yok. O yüzden kafamız rahat bu noktada. Sadece şu tarafa doğru yayılamam, o da bizim mekan var. Evet, mekan bitti. Oy, şimdi gerekli olan malzemeleri alıp artık üretim noktasını yapalım. Enerji durumumuzu bir kontrol etmek istiyorum. Enerji durumunda bir sıkıntı var mı? Daha öncesinde 35 bölüm enerji sorununu çözmek için uğraşmıştık. Bir daha öyle bir uğraş içerisine girmek istemiyorum. Gerçekten biraz mide bulandırıcı. Enerji muhabbeti. Yok, bayağı bir enerji var. Üretim köpek gibi yapılıyor. Depolar da zaten full. Aynen. Bayağı uzunca bir süre elektrik sıkıntısı çekmeyeceğiz. Enerji sıkıntısı çekmeyeceğiz. Kafamız rahat. Şöyle hemen gidelim. Üf, buraya hayvan gibi tabii gölge indi şimdi. Sıkıntı değil ama. Şimdi şunları bir bırakalım. Öncelikle. Şuraya şöyle bırakalım. Hepsini bırak. Komple bırak. Ne varsa bırak. 500 tane şundan alıyorum. 200-400 tane bundan alayım. Şöyle geldik. 200-400 bundan al. 400 bundan al. Kabloları aldık. Bakır teli aldık. Mil alalım. Çerçeve alalım, vida alalım, güçlü çelik alalım. Bunlar lazım. Boru alalım. Başka ne var? Lazım olabilecek başka bir şey var mı? Galiba yok. Kaplama falan isteyen bir şey yoktur diye düşünüyorum ama alsam mı ya? Al ya. Bunlardan da birazcık alalım. Kalsın, kenarda kalsın. Enerjiyi bıraktık, yakıtı bıraktık. Malzeme lazım olursa geri döner tekrardan alırız. Şuradan bir enerji şeyini alalım. Yakıt alalım hemen. Şimdi.
Bu noktayı boş geçiyoruz. Şu noktadan başlayacağız. Şu noktada da 1, 2, 3, 4 boşluk bırakaraktan başlıyoruz. Şurası tam uygun mudur? Uygun değil. Merdiven var. Şuradan o zaman aktarım yapacağız. Önce bir aktarım noktası yapmamız lazım. Buradan bir asansör yapacağız. Bu nasıl döndürüyorduk? Şu an nereden oluyor, nereden veriyor? Heh. Şimdi bunu böyle koydum. Tam burası aktarım noktası olacak. Asansörle yukarı malzemeyi çıkartacağız. İşte ne istiyorsa malzeme olarak tam hatırlamıyorum ne yapmamız. Malzeme olarak ne istediğini hatırlamıyorum. Oyunu daha 16 dakika oynadık. Daha 16. dakikada kafa yandı. Güzel oyun, iyi oyun ama bayağı bir kafa yakıyor. Bundan birkaç tane daha yapmamız gerekebilir. Onu sonra artık hallederiz. Şimdi şeye bir girelim. İlk önce ne lazım? Dökümhane değil. Külçe üretici lazım. Tam şu hizaya yapacağım. Şöyle. Şimdi bu külçe üreticiden biz külçe üretici lazım değilmiş. Ne lazım oğlum bize? Bizim çelik külçesi yapmamız lazım. Ha, dökümhaneden yapılıyormuş. Çok pardon. Dökümhaneden yapılıyormuş. Dökümhane lazımmış bize. Tamam, tam şu hizaya o zaman dökümhaneyi koyuyorum. O modüler çerçeve istiyormuş bu da. Tamam, burada çelik külçesi yaptık. Şimdi çelik külçesiyle ne yapılıyor? Bizim neye ihtiyacımız var? Ona bir bakacağız. Çelik külçesini yaptık. Çelik külçesinden kiriş yapılıyor. Bir de üstüne boru yapılıyor. Diğerleri başka şeyler de istiyor. Onları geç, onları sonra yapacağız. Mesela statör çelik borudan yapılıyor. Bu da kirişten yapılıyor falan filan. Bunları geç abi. Bunları sonra şey yapacağız. Önce bir çelik üretimini sağlam yapmamız lazım. Buraya 5 tane dökümhane koyacağım. 5 tane yeter mi? Az mı olur? 6 tane mi koyayım? Ya da doğru orantılı olsun, 6 tane koyalım. Ama modüler çerçeve yetmeyecek. Onu alırız. Aşağıdan hemen 2 dakika alacağım modüler çerçeve. Tamam, şöyle 5 tane üretim noktası dökümhane koydum. Aslında 5 tane de yetebilir ya. Ama bunlar hizasız oldu. Niye böyle oldu? Yok, şu hizasız olmuş. Şunu bir düzeltelim. Tamam. 5 tane yeter herhalde ya. Dakikada kaç tane çıkartıyor? 45 tane çıkartıyor. 4, 4, 8, 12, 16. Oğlum dakikada 220 küsur tane çelik üreteceğiz burada. Yani bence yeterli olur. Bunların hepsini şimdi çeliğe ayarlayalım. Kaç tane? 4 tane makine. Şimdi 4 tane makine kaç tane çelik harcayacak? O da var. Bilmiyorum. Üretici ne yapıyor ona bir bakalım. Bir de birleştirici yapacağız. Üreticiyle yapılıyormuş bunlar. Tamam. Bak, bir tanesi 4 tane istiyor. Bir tanesi 3 tane istiyor. Bir tane daha makine yapalım biz. Bir tane daha olsun. Aşağıdan hemen çok seri alalım. Üretim her zaman fazla olacak abicim. Böyle oyunlarda her zaman üretim köpek gibi olmak zorunda. Bak, görüyor musun? Deli gibi üretim yapıyoruz şu an. Burada bir sıkıntı var ama niye? Ne? Demir çubuk. Demir çubuk. Oo, burası niye böyle lan? Ana! Lan! O buralara hiç şey koymamışım. Buraların şeylerini koymayı unutmuşum ya. Bunlar komple demir çubuk, demir levha, bu demir çubuk. Oğlum bu demir levha, bunlar bir yere bağlı değil. Bu ne? Bu demir çubuk, bunlar bağlı.
Şimdi bu ne? Bu demir çubuk. Bu ne yapıyor? Bir de yapıyor. Bunu buraya bağlıyorum. Şimdi bu ne? Levha. Bu ne yapıyor abi? Bu da demir çubuk yapıyor. Tamam, bunu da buna bağlayacağım. Bu ne yapıyor? Bu da demir çubuk. Bu da çubuk. Bunu da buna bağlıyorum. Demir levhaları nereye koyacağım ben? Bu demir levhaların olayı ne? Of, burada köpek gibi üretim durmuş durumda. Şu iki tane demir levha bağlı değil hiçbir yere. Onların olayı ne bilmiyorum. Onları yaparken yanlış mı yaptım? Ne yaptım? Hiçbir fikrim yok. Sistem kusursuz bir şekilde çalışıyor. Burası çalışıyor kusursuz bir biçimde. Ya fazladan demir levha üretiyoruz galiba anladığım kadarıyla. Burada bir sıkıntı var mı? Ya burada herhangi bir sıkıntı yok. Şurası bağlı değil bak. Herhangi bir yere şurası bağlı değil. Demir levha var burada. Ayı gibi demir levha birikmiş burada. Buraları ben yanlış yapmışım artık. Uyku serseri mi yaptım, ne yaptım hatırlamıyorum da. Hiçbir sıkıntımız yok üretim konusunda. Burada da hiçbir sıkıntımız yok. Aynen, hiçbir sıkıntı yok. O bilmiyorum. Yanlış bir şey yapmışım ama tam çözemedim. Bu ne üretiyor? Mil üretiyor. 100 tane mil birikmiş burada. Bak buraya da bağlantı noktası yapmamışım. Burada üretim yok burada. Dur ben bu sistemi komple kontrol edeyim en iyisi. Çünkü baya bir yanlışı var bu sistemin. Bak burada akıllı kaplama üretilmedi. Baya uzunca bir süre. Yanlışlıktan dolayı. Burası üretim yapıyor mu? Yapmıyor. Niye? Burada modüler çerçeve üretilmesi lazım. Burada demirle şey yok. Güçlendirilmiş demir üretilmiyor. Niye? Vida yoktu çünkü. Vida üretimi yapmıyorduk çünkü. Şimdi yapıyor vida üretimini burası. Tamam, demir levhalar kalsın burada. Bunları bir yere bağlamayacağım. Bunlar ekstra üretim yapsın. Burada bir sıkıntı var mı? Herhangi bir bağlantı noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Burada da yok. O şeyden şuradan bir demir şey alalım. Vida alalım buraya aktaralım. Takviye çekelim oradan buraya. Bunlar değil. Şunlara gideceğim. 300 tane bundan aldım. Şey 1500 tane bundan aldım. 1500 tane bundan aldım. Tamam. Şundan bir 300 tane daha alalım. Şundan da alalım. Ortadaki birazcık daha az. Bunları sömürelim. Buranın üretiminde bir sıkıntı yok. Diğer taraflara hemen bir takviye çekelim. Diğer taraflardaki üretim de artsın. Boşta kalmasın. Şöyle. 4'er tane veriyorum. Kaç tane kaldı? Tamam, 3 tane daha vereceğim şimdi bunları. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok artık. Yani sıkıntımız var. Burada bir sıkıntı var. Şimdi bu buradan geldi. Bu buradan buna niye vermiyor? Hocam, bu buradan buna niye vermiyor? Şunu kır bakayım. Bunun ne sıkıntısı var ya? Anlamadım ki. Oğlum bu üç yerden alıp bir yere veriyor. Üç yerden alıp bir yere veriyor. Abi bunu burada ben nasıl bir hata yapmışım lan? Nasıl bir kafayla yaptım ben buraları? Hiçbir fikrim yok. Tamam, buna buradan verdik.
Buradan buraya verdik. Tamam. Buradan vidalar geldi. Ayrılıyor. Gidiyor. Tamam. Şimdi burası var. Burası da vida yeri değil mi? Evet. Bu da buradan buna verdi. Bunu buna bağlayacağız. Takviye çekmesi için. Bu takviyeydi zaten. Onu hatırlıyorum. Buna bağladık. Bu da buraya gidecek. Oraya iki tarafa da takviye verecek. Tamam, güzeldi. Az önce niye olmadı peki? Az önce de böyleydi zaten. Bir şey değişmedi. Herhangi bir şeyini değiştirmedim. Az önce de böyleydi zaten. Çalışmıyordu ama. 4 dakika önce çalıştı. Türk mantığı. Neyse, bir sıkıntı yok. Sistem çalışıyor herhalde. Şimdi modüler çerçeve lazımdı. Modüler çerçeve hangisi üretiyor? Bu üretiyor. Tabii ki de üretmedi. Sistem çalışmıyordu çünkü. Evet, üretim yerinden hiçbir şey alamadık. Üretim yapılmadığı için. Burada da bir şey yok. Burası hala daha şey yapmıyor bak. Milli mi sıkıntı var? Oğlum bura niye üretmiyor? Burada hala vida yok diyor. Nasıl vida yok oğlum? Bir saattir vida geliyor buraya. Bak, güçlendirilmiş demir üretiliyor burada. Burada da mil üretiliyor. Mil yok. Ya buraya gelmiş bunlar. Burada oğlum ya. 500 yıldır üretim burada yapılmıyormuş ki zaten. Şu bakırları da bir kontrol edeyim mi ya? Ben kafa kıyak da herhalde yaparken atlamışım bayağı bir. Yanlış yapmışım. Şu bakırlara da bir bakalım. Oo, bura kabloyla dolmuş. Güzel. Burası telle dolmuş. Güzel. Burası telle dolmak üzere. Burası boruyla dolu. Buralar bakır külçeleriyle dolu. Komple. Güzel. Şuradaki telleri alıp buraya aktaralım. Şöyle yapalım. İki tarafta üretim yapsın. İki tarafta eşit bir şekilde üretsin. İki tarafın da üretimi durmasın. Hızlı bir şekilde bu teller fullensin. Sonra bakır üretimi tamamen dursun. Bak, bunlar mesela duruyor ya. Üretim çok fazla yapıldığı için, stok sağlam olduğu için duruyor ya. Üretim yapmıyor ya. Enerji harcamayı da bırakıyor. Bu sayede enerji tasarrufu yapmış oluyoruz. Bu da bizim işimize geliyor. Bize modüler çerçeve lazım. Hemen bir modüler çerçeve alalım. Buradan aldık. Mil de alacağım. Çelik kiriş alacağım. Boru değil. Kiriş yok. Of, tamam, varmış. Bir an kiriş hiç kalmadı sandım. Harbiden korkmuştum. Modüler çerçevemiz de bitti bu arada. Daha da yok. Burayı da umarım yanlış yapmam mal gibi. Bir tane daha koyalım hızlıca.